Türkiye her ne kadar kabul görmese de büyük bir savaşın içerisindedir. Ve bu savaşın Türkiye'ye yansımaları var. Yani tecritle birlikte ortaya çıkan bu savaşın Türkiye'ye çok ciddi yansımaları var. Nedir bunlar işte? Örnek diyorum, ekonominin bugün bu durumda olmasının en büyük sebebi tecrittir. Çünkü tecritle birlikte ortaya çıkan savaş da, yani örnek diyorum, eğitime ayrılacak bütçe, sağlığa ayrılması gereken bütçe savaşa ayrıldı. İşte en son biliyorsunuz geçen de bir AKP sözcüsü bir kurşunun neye mal olduğunu, nasıl mal olduğunun hesabını yaptı. Kimse bunun hesabını yapıyor mu? Ve şöylesi bir gerçeklik var yani. Siz bu ülkenin bütün kaynaklarını savaşa harcıyorsunuz. O kurşuna harcıyorsunuz. Peki neyin savaşı? İşte Kürtlere karşı yürütmüş olduğunuz savaştır. Ondan sonrası yine işte Türkiye'de şu an dünyanın gittikçe en son sıralamasına doğru gidiyor. Hak, hukuk noktasında, demokratikleşme noktasında. Yani hiçbir şekilde insan haklarını tanımayan, görmeyen ve bu konuda hiçbir musamaha göstermeyen bir gerçekliği söz konusudur. Geldiğimiz noktayı göstermek için söylüyorum. Ya da Türkiye'nin en büyük üçüncü partisinin işte binalarına saldırılar yapılıyor. Ya da örnek diyorum, basın açıklaması yapmak istediğinde buna izin verilmiyor. Böylesi bir süreç, böylesi bir gergin bir süreç. Yani devletin içinde de bu yönde çok ciddi parçalanmışlık, bu ciddi bir sorun yaşanıyor. Bunların hepsinden çıkmanın temel yolu tecridin kırılmasıdır. Yani bu durumun, bu ülkenin buraya gelmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de bugün ana muhalefettir. Bugün İYİ Parti'dir. Yani bu tecrit sadece Kürtlere uygulanmıyor. Kendilerine uygulan, Türkiye toplumuna uygulandığının farkındalığı onlarda gelişmiş olsa aslında apayrı bir durum ortaya çıkmış olur. Çünkü onları da tecrit eden bir durumdur. İşte seçimlerde gördünüz. Kendilerine şu benzetmeler, şu şeyler yapıldı. İşte PYK'lidir, FETÖ'cüdür. Yer yer işte şu bile yapıldı yani. Sayın Öcalan'la ilgili kimi kendilerince, kendi yaklaşımlarıyla suçlayıcı yaklaşımları oldu. Halbuki bugün CHP ile örnek diyorum, Sayın Öcalan'ın fikirleri uyuşmaz yani. Ya da İYİ Parti'nin uyuşmaz. Ama onlar da Sayın Öcalan üzerine uygulanan, genel Türkiye'ye uygulanan tecritte nasibini alan partilerdir. Ama sorun şu, ne kadar farkındalar ya da bunu ne kadar görmek istiyorlar? Aslında daha realist, daha gerçekçi ve gerçekten Türkiye toplumu, Türkiye'nin yarınını düşünen bir muhalefet gerçekliği olmuş olsa bugün apayrı bir mücadele alanı ortaya çıkmış olur. Muhalefeti de muhalefete bu yönde çağrıda bulunuyoruz. Yani muhalefetin bu konuda daha samimi, daha cesaretli adımlarla hareket etmesi gerekiyor ki ülke buradan çıksın. Mesele sadece, temel sorun sadece Kürtlerin, işte sosyalistlerin meselesi değil. Onların da temel sorunudur. Ama ısrarla bunu görmeme meselesi, ısrarla AKP'nin ortaya koyduğu burası işte dokunamazsın, dokunan yanar politikasını aslında benimseme, kabul görme gibi bir gerçeklik ortadadır. Önümüzdeki süreçte tecritin kırılmasına dönük bir mücadele hattımız olacak. Bu açık ve nettir. Bunu ısrarla belirtiyoruz. Bu ülkenin düze çıkmasını isteyenler, demokratikleşmesini isteyenlerin Sayın Öcalan üzerindeki uygulanan tecritin kalkmasına dönük bir çabasının, bir yaklaşımının, bir tutumunun mutlaka olması gerekiyor. Bakın buradan geçer. Daha önce şöyle bir şey denilirdi, işte Avrupa'nın yolu Diyarbakır'dan geçer. Türkiye'nin demokratikleşmesinin yolu, başka çaresi yok. Çok denilmiştir. İşte bir bütüne 90'lı yıllardan savaşta bitirdik, bitti. Ne konduysa bir çözüm olmadı. Tek çözüm işte barıştır, diyalogtur. Bunu da ancak Sayın Öcalan'ın üzerindeki tecridin kalkmasıyla gerçekleşebilir.